Portakal bahçeleri, defne ağaçlarıyla çevrili bu topraklar Antakya'nın. Tarih boyu tanrılara, imparatorluklara, hükümdarlara ev sahipliği yaptı Antakya. Farklı dinlerden, medeniyetlerden insanlara kucağını açtı. Bu farklı kimliklerden geriye Antakya'da sevgi, hoşgörü ve yardımseverlik kaldı. Vakıflı, muhtarı dahil, nüfusunun tamamı Ermeni olan bir köy. Samandağ eteklerinde yıllardır Müslüman, Hristiyan köylerle bir arada yaşıyor, komşuluk yapıyor vakıflılar. İyi günde, kötü günde acılarını, mutluluklarını paylaşıyorlar birbirlerine. Defne ağaçlarıyla örtülüdür vakıflı evleri. Efsanelere konu olan defne, yeşiliyle vakıflıyı süsler. Yapraklarıyla meşhur gar sabununa kokusunu, rengini verir. Ben atmadım oğlum, bırak yerinde. Köyde doğup büyüyen Mari teyze, kendi sabununu kendisi yapıyor. Yaklaşma. Tamamen doğal malzemelerle hazırlıyor sabunu. Önce zeytinyağını özenle tartıyor ve kaynatmak üzere kazana boşaltıyor Mari teyze. Geleceksin buraya oğlum, yavaş. Düşersin ha. Geleceksen dikkatli ol. Ardından defne ağacının yapraklarından elde edilen defne yağını zeytinyağına katıyor. Ben bu tencereyi... Son olarak köstük taşından elde ettiği sıvıyı da karıştırıp kazana ekliyor. Ateş üstünde hamur kıvamına gelene kadar kaynatıyor. İşte şimdi bu ayar iyi. Vallahi ben yoruldum. Olmak üzere. Gerçi ben daha mı karıştıracağım? Karıştırayım. Bak demin yapıyordum. Güzel. Güzel tabii. Her dem yeşil defne ve bereketli zeytin temizliğin kaynağı olarak Akdeniz insanının evine giriyor, ona sağlığı, temizliği taşıyor. Akdeniz'in mavisini kucaklayan, yeşiline sırtını dayayan vakıflı köyü, doğası gibi saf ve temiz insanıyla kültürünü, köklerini yaşatıyor.